أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi ve hidayeti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşudur. Büyük bir mescide girip huşu üzere olan tek bir şahıs bile göremeyeceğiniz günler yakındır buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif hem Tirmizi'de hem de Darimi'de geçmektedir. Buna yakın bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayan bir sözde Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anh buyuruyor ki sizin din namına dininizden ilk kaybedeceğiniz şey huşudur. Allahu Ekber. Dininizden, hadiste ilminizden, şerhinde halinizden ilk kaybedeceğiniz şey huşudur. Nice namaz kılanlar vardır fakat birçoğunda hayır yoktur. Çok kalabalık cemaatler içerisinde mescitlerde insanlar namaz kılacaklar fakat tek bir kişiyi bile huşu içerisinde göremeyeceksiniz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı Huzeyfe İbnül Yaman. Bu söz de İmam Buhari'nin hocası olan İbni Ebi Şeybe'nin musannefinde, Hakim'in müstedrekinde sahih bir rivayet olarak geçmektedir. Halbuki Allah subhanahu ve teala cennet ehli müminlerin dünya içerisindeki hallerinden bahsederken onları şu şekilde nitelemişti. Bismillah. Kad aflahal mu'minun. Muhakkak ki müminler, Allah'a iman edenler, ister kadın ister erkek fark etmeksizin kurtuluşa ermişlerdir. Felaha kavuşmuşlardır. Peki ya Rabbi, bu felaha erenlerin özellikleri nelerdir diye sorduğumuzda sure hemen kendini açmakta. Allah cevabını vermekte. Der ki Bismillah, اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Onlar, o felaha erenler, cennetin taliplileri huşu içerisindedirler. Peki nerede? Namazlarında. Allahu Ekber. Şimdi kardeşlerim, huşu bir taraftan mümin erkek ve mümin kadınların en önemli vasıflarından biriyken bir taraftan da mümin erkek ve mümin kadınların ferden ve cemiyet olarak ilk kaybedecekleri ilim, hal ve dini içerisindeki sorumluluklardan, vasıflarından bir tanesiymiş. Subhanallah. O zaman selef-i salihine soruyoruz, değerli alimlerimize soruyoruz, diyoruz ki huşu ne demektir? Müminin en belirgin vasfı
ve kaybedeceği özelliği nasıl tanımlamamız gerektiğini bakın bizlere şu şekilde anlatmışlardır. Derler ki huşu kalbin yumuşaklığı, inceliği, hüznü ve yanıklığıdır. Amel işlerken alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'nın karşısında durduğu, ona itaatte bulunduğu, onun rızasına talip olduğu ruhunu kalbinde hissetmesidir diyorlar Selefi Salihin. Şimdi hatırlarsanız Peygamber aleyhissalatu vesselam muttefekun aleyh Buhari ve Müslim hadisinde diyordu ki insanda bir et parçası vardır ki o düzgün olursa, o ıslah edilirse halis, muhlis, muhsin bir hale getirilirse insanın bedenindeki diğer organlar onu takip ederler. Yani onunla düzelirler. Ama o et parçası bozulur. Şirk, bidat, küfür, nifak ona sirayet eder de hastalanırsa bedenin diğer organları da onu takip eder, onunla birlikte bozulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü, dedi ki biliniz ki o et parçası nedir? Kalptir. Allahu Ekber. 100 gram ağırlığındaki bir et parçası beden içerisindeki bütün uzuvları ve organları esareti altına almıştır. Bunu unutmayalım kardeşler. Selefi salihinden tabiinin özellikle Medine eşrafı içerisinde en büyük fakihlerden Said bin Müseyyeb, inanın hayatı anlatılsa saatlerce konuşulacak bir şahsiyettir. Said bin Müseyyeb bir gün mescitte namazda eliyle oynayan, vücuduyla oynayan bir adamı gördüğü sırada etrafındakilere döndü, dedi ki eğer bu adamın kalbinde huşu olsaydı bu huşu onun bedenine, organlarına sirayet ederdi. O zaman değerli kardeşlerim şunu unutmamak gerekir ki huşunun merkezi kalptir, meyvesi amellerin içerisinde bedende gözükmektedir. Müslümanlar, namaz içerisinde bir kalp aziz ve celil olan Allah Subhanahu ve Taala'ya yöneldiğini, onun murakabesi altında olduğunu hissettiği anda İbni Abbas radıyallahu anhuma demiş ki o kişi namazında sağında ve solunda kimin olduğunu fark etmez. Allahu Ekber. Demişler ki Selefi Salihin bir kimsenin namaz içerisinde huşu sahibi olduğunu anlamak istiyorsa sağında ve solunda kimin olduğuna dikkat etmemesidir. Ama kalp dağınık, zihin dünyevi işler ile meşgul, beden gereksiz malayani hareketlerin içerisindeyse vallahi bilelim ki kardeşlerim bu kimsenin namazla alakası kopmuş, namazdan payı azalmış ve namazdan istifadesi eksilmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bizim gibi kardeşleriyle beraber otururken onlara yöneldi. Dedi ki bazı kişiler, inanın burası özellikle İslami hareketin ve çalışmaların içerisinde ömür ve sermaye tüketenlerin dikkatle dinlemesi gereken yerler. Dedi ki bazı kişiler ömrünü İslam için geçirir ve bu yolda ihtiyarlar da Allah ona bir namazı tamamlamayı nasip etmez. Allahu Ekber. Bazı insanlar vardır ki hayatları hep İslam dairesi içerisinde Allah'ın dinine hizmetkar olarak geçmiştir. Genç yaşında bu davaya gönül verip bu dava için çırpınmış, saçlarını, sakallarını bu yolda beyazlatmıştır ama Allah Azza ve Celle bir namazı bile tam bir şekilde kılmayı ona nasip etmemiştir. Yani 10 üzerinden 10 hiçbir zaman alamamıştır. Orada mecliste bulunanlar şaşırırlar, dönerler, derler ki ey müminlerin emiri,
Buradan neyi kastediyorsun? Bu paysızlar, bu nasipsizler nedir deyince Hazreti Ömer döndü dedi ki kişi namazının huşu ve tevazuunu tamamlamadığı için Allah'a hakkıyla yönelmemiş olur. Allahu Ekber. Hatırlayın ne olur? Bunun delili Ebu Davud'un Sünen'inde ve İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geçmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü dedi ki kişi namazını bitirir de tamamlar, namazdan çıkar, ona ancak namazının onda biri, dokuzda biri, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üçte biri veya dedi yarısı yazılır. Subhanallah. Başka bir hadis-i şerifte Abdurrezzak'ın musannefinde Peygamber aleyhisselam dedi ki melekler kişi namazını bitirdikten sonra falanca namazından dörtte bir eksiltti, falanca namazından şu kadar eksiltti diye yazarlar buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle bakın kardeşlerim, özellikle anladık değil mi Ömer bin Hattab'ın Allah subhanahu ve teala'nın İslami hareketin içerisinde saçlarını beyazlatmasına rağmen bir namazı tam bir şekilde eda edemeyenlerin durumunu anladık değil mi? Kim huşusuna, namaz içerisindeki tevazusuna, Allah'la olan bağına dikkat etmezse namazdan alacağı pay huşusu oranında olacaktır. Hatta daha tehlikelisini söyleyeyim kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste otururken dedi ki insanların içerisindeki en kötü hırsız namazından çalandır. Ashab şaşırdı. Ya Resulallah biz namazımızdan nasıl çalarız? Hani rekatlarımı azaltırız? Vakitlerimi kısaltırız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim rukusunu ve secdesini güzel yapmaz, rukusu ve secdesinden düzeldikten sonra, ayağa kalktıktan sonra, doğrulduktan sonra tam doğrulmazsa o kişi dedi namazından çalan bir hırsızdır. Hem de hırsızların en kötüsüdür. Allah muhafaza. Rabbim böyle bir halden bizleri muhafaza buyursun. Şimdi aziz dostlarım, bunu siz namaz için, zikir için, Kur'an için, davet için, Allah yolunda cihad etmek için, ilim öğretmek ve ilim öğrenmek için genişletebilirsiniz. Ama özellikle vakamızla en uygun olan, gün içerisinde kendisiyle en fazla meşgul olduğumuz ve alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'ya fakiriyle, zenginiyle, bileniyle, bilmeyeniyle en fazla yakınlaştığı yer namaz olduğu için özellikle İbn-i Recep el-Hanbeli'nin namaz içerisinde huşuyu arttıran etkenlerini kısa bir şekilde maddeler halinde okuyacağız ve akabinde de huşu sahibi bir sahabeyi meclisimize misafir edip sonra dost meclisimizi inşallah sonlandıracağız. İbn-i Recep el-Hanbeli rahimeullah, tabir yerindeyse bu insanlar kalp doktorları. Bu insanlar özellikle manevi alemde güzel ihtisaslar yapmış, Müslüman şahsiyetin oluşması için güzel eserler ortaya koymuş kişilerdir. Vallahi de bu insanların kitaplarını okuma konusundaki hırsımızı ne olur her geçen gün arttıralım. Diyor ki bir Müslümanın namaz içerisindeki huşusunu arttıran etkenler nelerdir? Bir diyor, kalbi namaz için hazırlamak. Değerli Müslümanlar, kalbi namaz için hazırlamak. Özellikle de namaza başlamadan evvel kimin huzuruna çıkacağımızı, onun bizi murakabe altında tuttuğunu, her anımızdan haberdar olduğunu hissederek kalbimizi bu amele doğru hazırlamamız gerekmektedir. Ve hasseten kardeşlerim, ve hasseten namaza durmadan evvel, namaza başlamadan evvel alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'ya yönelip Allah'ım ben senin aciz bir kulunum, ben senin günahkar bir kulunum, ben namazdan payı az olan bir kulunum, bu namazı benim için son bir namaz kıl, bu namazdaki payımı arttır,
bu namaz içerisinde şeytanın vereceği vesveselerden, nefsime ağır gelen hususlardan beni muhafaza eyle diye dua etsin. Vallahi de ellerini kaldırıp Allahu Ekber tekbirini aldığında kalbinde yavaş yavaş huşunun lezzetini almaya başlayacaktır. Neden? Kalbi o namaz için hazırlanmıştır. Burası bizim için önemli. Dikkat edin. Tekrarlıyoruz. Namaza başlamadan evvel, hazır kıtaya geçip tekbir almadan önce aziz ve celil olan Allah'a yönelip son namazımız gibi namaz kılmayı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere namaz içinde bir hale bürünmeyi, selef-i salihinin o ruh halini taşımamız için Allah'tan yardım isteyelim. Vallahi meyvesini tekbir aldığımız anda hissetmeye başlayacağız. Ve ne olur düşünün, biz aziz ve celil olan, kahhar ve cabbar olan bir Allah subhanahu ve teala'nın karşısına çıkıyoruz. Bugün insanlar yeni bir iş başvurusu yapmak, evlilik görüşmesi için birine gittiğinde nasıl ki kalbini hazırlıyorsa, nasıl ki zihnini hazırlıyorsa, nasıl ki bedenini hazırlıyorsa, nasıl ki elbisesini hazırlayıp kendisine çeki düzen veriyorsa, onunla konuşmanın uslubunu ve usulünü önceden ayarlamaya çalışıyorsa, ey Müslüman, Allah subhanahu ve teala haşa ve kella böyle kullardan daha mı acizdir? Allah subhanahu ve teala hakimlerin hakimiyken, Allah subhanahu ve teala sultanların sultanıyken, Allah subhanahu ve teala yaratmış olduğu bütün mahlukattan daha büyük, daha aziz ve celilken Allah'ın huzuruna çıktığımızda bu haşyeti, bu kalbin hazırlanmasını yapmıyorsak, o zaman ben şahsım adına, sen de dinleyen bir kardeşim adına bir eksikliğin içerisindeyiz. Ondan sonra tekbir almak, Allah'ı bütün mahlukatın üstünde büyük görmek, bütün beşeri ideolojilerin, bütün sistemlerin, bütün insanların, bütün zenginlerin, mal sahiplerinin, fikir adamlarının hepsi bir araya gelse, Hazreti Adem'den Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler dahil güçlerini birleştirseler, vallahi de Allahu Ekber, yani Allah onlardan en büyüktür diyeceğiz. Derdimiz, kederimiz, tasamız, hüznümüz, yaşamış olduğumuz problemler, hastalığımız, yorgunluğumuzu bir araya getireceğiz. Namaza başlamadan evvel bir kenara koyacağız. Diyeceğiz ki Allah'ım ben büyük bir hüzne okuyacağız. Yakup aleyhisselam gibi büyük bir hüzne sahibim, tamir edilemeyecek bir hüznün sahibim diyeceğiz. Ama diyeceğiz ki Allahu Ekber, sen ondan da büyüksün. O kederden de büyüksün, o sıkıntıdan da büyüksün, düşmanın güçlülüğünden de büyüksün diyeceğiz ve onun himayesi koruması altına gireceğiz. Peki korunabileceğiz mi? Vallahi de şeytan bir taraftan ağzımızın ortasına, bir taraftan yüzümüze, bir taraftan hadisin ifadesiyle makatımıza, bir taraftan kulağımıza üfürecek de bizim Allah'la olan irtibatımızı ve bağımızı kopartacak. Huşuya giden yolların kapısını kapatacak. Allah subhanahu ve teala'nın huzurunda olmanın lezzetini kalbimizden çıkartmaya çalışacak. Bunun için gayret gösterecek. Unuttuğunuzu hatırlayacaksınız namazda. Hatırınızda olanın plan ve programını çizeceksiniz namazda. Hemen kendimizi yine toparlayacağız. Nasıl ki yol üzerinde aynı şeridi korurken bir anda gaflet, yanınızdaki insanla konuşmaktan dolayı şeridi kaybedeceğiniz sırada kendinizi toparlayıp direksiyonu hakim olup tekrar şeride giriyorsanız, namazın içerisinde şeytanın vesvesesi, nefsin zorlanması karşılığında zihin, kalp meşgul olacak, onu tekrar toparlayacağız. Diyeceğiz ki ey kalp, ey bütün organları esaretini altına almış 100 gramlık et parçası, sen şu an aziz ve celil olan Allah subhanahu ve teala'nın huzurundasın, bunu sana tekrar hatırlatıyorum diyerek onu tekrar istikamete sokmaya çalışacağız. O yüzden bir, selef-i salihinin dediği gibi kalbi namazdan önce ve namaz içerisinde namaza hazırlayacağız kardeşler. Allah bize kolay kılsın ve muvaffak etsin. İki, demişler ki Kur'an'ın ve namaz içerisinde okunan duaların ve yapılan zikirlerin anlamlarını bilmek. Allahu Ekber. En çok gaflete düştüğümüz, belki huşu
tabir yerindeyse elde etmemize mani olan etkenlerden, sebeplerden bir tanesi. O da ne? Okuduğumuz surelerin veya sureler içerisindeki ayetlerin, duaların ve zikirlerin anlamlarından gafil olmak, bilmemek. Bakın Ömer bin Hattab radıyallahu an sabah namazını kıldırmak için mescide yöneliyor, tekbir alıyor. Yusuf suresinin ayetlerinin içerisinde gezinirken 86. ayette Yakup aleyhisselamın alemlerin Rabbi olan Allah'a münacatını okuyor. Zira Yakup aleyhisselam şöyle sesleniyor, diyor ki ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum kısmına gelince Ömer bin Hattab radıyallahu an öyle bir hıçkırıklara bürünür ki bunu rivayet eden kişi şöyle buyurur der. Ben safın en sonunda olmama rağmen Hazreti Ömer'in hıçkırıklarını diyor işittim diyor. Subhanallah. Düşünün ki Mescid-i Nebevi'nin içerisinde binlerce insan namaz kılıyor. Mikrofon yok, ses sistemleri yok. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu an Yusuf suresi 86. ayetinde Yakup aleyhisselamın evladıyla olan imtihanındaki Allah'a münacatını işitiyor. Bu ayetleri tekrarlarken ağlıyor ve ağlaması neticesinde ta mescidin arkasındaki insanların sesi işitiliyor. O yüzden aziz dostlarım özellikle okuyacağımız ayetleri bilmek, namaz içerisinde ister teşehhütte ister secde anında yapılan duaların farkında olmak, Allah subhanahu ve teala yönelirken Allahümmahfirli verhamni vehdini verzukni, Allah'ım beni affeyle, bana merhamet eyle, benim rızkımı helalinden genişlet. Başka hadisi şeriflerde Allah'ım sana hakkıyla zikretmeyi, hakkıyla şükretmeyi, hakkıyla ibadetlerde bulunmayı bana nasip et gibi duaları yaptığımızda hiç değilse bunun anlamlarını bilerek yapmak göreceğiz ki bizim için huşu kapısının kilitleri olacaktır, anahtarları olacaktır. Allah Azze ve Celle kolay kılsın. Bugün rükuda yaptığımız, secdede yaptığımız zikirler. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Ala. Allah'ım ey benim Rabbim, ben seni bütün eksikliklerden, noksanlıktan, hatadan, yanlıştan, günahtan beri tutuyorum, uzak tutuyorum. Bunu zikretmenin tabir yerindeyse anlamlarını bildiğimizde namazla olan ünsiyetimiz, huşu ile olan münasebetimiz inşallah artacaktır. Allah Subhane ve Teala tekrar bize böyle amel etmeyi kolay kılsın. 3. Demişler ki namazın, yani senin kılmış olduğun namazın kuldan Allah'a bir hediye olduğunu düşünmek. Subhanallah. Selefi Salihin demiş ki namazın Allah Subhanahu ve Taala'ya senden bir hediye, kuldan bir hediye olduğunu düşünmek. Allahu Ekber. Diyor ki bakın İbn-i Recep el-Hanbeli, Seleften bazıları şöyle dediler. Namaz bir krala hediye edilecek cariyeye benzer. Namaz bir krala hediye edilecek bir cariyeye benzer. Acaba şaşı, kör, topal ve çolak bir cariyeyi bir hükümdara hediye etsen ne ile karşılaşırsın? Veya diyor, ruhu içerisinden çıkartılmış bir cesedi hükümdara hediye etsen acaba nasıl bir tepkiyle karşı karşıya gelirsin? Sonra demişler ki işte buna kıyasla acaba cansız bir cariyeye benzeyen huşusuz bir namazı alemlerin Rabbi olan Allah'a hediye etmek ne demektir ey aziz dostum? Huşu. Namazın özü ve namazın ruhu huşuyken sen huşudan arındırılmış, içerisinden ruhu çıkartılmış bir namazı ölü bir namaz olarak gör ve bunu Allah'a hediye olarak takdim ettiğini düşün. Vallahi insan bir utanmanın ve zilletin içerisine ikinci bir defa düşecektir. Evet, müminin namazı alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Taala'ya bir hediyesidir. Neyin hediyesi? Allah Subhanahu ve Taala'nın onu yaratmasının, onu kulluğa layık görmesinin, onu İslam'la müşerref kılmasının, ona itaati ve ibadeti kolaylaştırmasının bir hediyesi olarak görmemizi istemiş Selefi Salihin. Dördüncüsü demişler ki namazda zihni karıştıracak, insanı zor durumda bırakacak hususları bir kenara itmek
ve o sorunu gidermek. Bunun da alt başlıklarını açmıştır. Bakın namazda huşuyu kaybettirecek hususlardan dördüncüsü zihni bulandıracak meseleleri oradan ne yapmak? Def etmek. Bununla ilgili alt başlıklar. Demişler ki A maddesi, tuvalet ihtiyacı veya yemek hazırken namaza başlamamak. Tuvalet ihtiyacı veya yemek hazırken namaza başlamamak. Alimlerimiz demişlerdir ki eğer vakit çıkmayacak, cemaat dağılmayacaksa bir insanın büyük ve küçük tuvaleti geldiğinde bu haliyle namaza durması mekruhtur. Neden? Çünkü insanın üzerinden huşu kaldırılacaktır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki sizden hiç kimse yemek hazırken veya büyük küçük tuvaleti varken namaza başlamasın. Bir taraftan büyük ve küçük tuvalet varken bir taraftan da namaz için durulmak istenildiğinde yemek hazırsa diyor ki namaza başlamasın. İbni Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan bir gün mescidin içerisinde otururlarken önlerine bir et konuluyor, kebap konuluyor. O sıra müezzin kamet getirmeye başlarken İbni Abbas diyor ki azıcık bekle, şu yemeği yiyelim, ondan sonra namazımızı kılalım ki içimizde yemekle ilgili bir istek varken namaza başlamış olmayalım. Özellikle sahabenin zahitlerinden Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki kişinin namazdan önce ihtiyaçlarını giderip sakin bir kafayla kendini namaza vermesi fıkhının derinliğine alamettir. Demek ki özellikle vakit çıkmayacak ve cemaat dağılmayacak ise bir kişinin tuvalet ihtiyacı ve yemek ihtiyacı varsa önce bunları giderecek, ondan sonra namaza başlayacak ki huşusu kaybolmasın. B maddesi demişler ki çok sıcak havalarda namazı tehir etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yazın en sıcak olduğu anlarda öğle namazını nereye doğru tehir etmiştir? İkindi namazına doğru tehir etmiştir. Sebebi nedir? Hararet yükselip insan namazdaki huşusunu kaybetmesin diye. İz bin Abdülselam da diyor ki bundan dolayı bir kimse cemaate yetişmek için asla koşmayacak, hızlı adımlarla hareket etmeyecek. Sebep harareti yükselip de namaz içerisindeki huşusunu kaybetmesin diye. C maddesi diyor ki huşuya sebep oluyorsa namazda gözleri yummak. Bazı Hanefi alimlerine göre bir insanın diyorlar namaz içerisindeyken gözlerini yumması mekruhtur. Ama İmam Nevevi diyor ki, ileride de göreceğiz. İmam Nevevi diyor ki bir kimse gözlerini kapattığı esnasında huşuya daha fazla yaklaşıyorsa kapatmasında hiçbir beis yoktur. D maddesi, vücudu kaşımak ve teri silmek. Konumuz huşuya elde etmenin yollarıydı değil mi Yasin abi? Kaçırmadık konuyu. Tamam. D, vücudu kaşımak ve teri silmek. Demişler ki namazda boş şeylerle uğraşmak mekruhtur. Yani bir insanın elini kıtlatması, namaz içerisinde sürekli böyle gömleğiyle oynaması, sürekli sakalını şöyle taraması, saçlarını böyle okşaması, pantolonunu çekmesi, şu tarafını düzeltmesi, bunlar mekruh olan işlerdir. Eğer bunu malayaniliğinden dolayı yapıyorsa, hiçbir ihtiyacı yoksa, artık bir alışkanlık haline geldiyse bunu yapması doğru değildir. Bu neyin alametidir? Huşusuzluğun alametidir. Ama biri benim gibi böyle terliyorsa namaz içerisinde ve bu terler namazda insanı rahatsız ediyor, silmediği takdirde sürekli onu huşudan uzaklaştırıyorsa teri silmesinde veya vücudundaki herhangi bir yer kaşındığında huşuyu kaybedecekse burayı kaşımasında hiçbir mahsur yoktur demişlerdir. Olur ya böyle bir şeyle imtihan olduğumuzda bunları yapmamız konusunda bize bir zenginlik ve genişlik vermişlerdir. Şimdi demişler ki secde mahalline bakmak, yani huşuyu elde edeceğimiz diğer bir madde, secde edeceğimiz yere bakmak, sağa sola bakmamak. Bakın
İbni Mübarek, Abdullah İbni Mübarek diyor ki eskiden alimler unutmak haricinde namaza kalkınca Allah korkusundan dolayı sağa ve sola diyor bakmazlar. Taş ve toprakla oynamazlar. Dünyalık işleri asla düşünmezlerdi. Eski alimler. Şimdi bu eskiliği ne kadar? İsterseniz bunu Ümmü Seleme annemize soralım. O da bize şöyle bir şey söylesin. Der ki peygamber döneminde insanlar namaz kılarlardı. Namaz esnasında ayaklarının uçlarına bakarlardı. Peygamber aleyhisselam döneminde insanlar namaz kılarlardı. Namazları esnasında kıyamda dururlarken ayak uçlarına bakarlardı. Peygamber aleyhisselam vefat etti. İnsanlar namaz kılarlardı. Secde ettikleri yere bakarlardı. Devam ediyor. Diyor ki Ömer bin Hattab radıyallahu an vefat etti. İnsanlar namaz kılmaya devam ettiler. Diyor ki kıble istikametine doğru bakıyorlardı. Ancak diyor ne zaman ki Osman bin Affan radıyallahu an vefat etti, öldü. Fitnelerin diyor kapısı bir bir açılmaya başladı. İşte o zaman insanlar namazda sağa ve sola bakmaya başladılar. Bu ne zaman? Bakın dikkat edin, Raşid halifelerin olduğu bir dönemde, daha Hazreti Ali radıyallahu an ve onun benzeri sahabenin yaşadığı bir dönemde insanlar ne yapıyorlar? Namazdaki huşudan yavaş yavaş kopuyorlar. Hele bugün Allah'ın dininin yaşanmadığı, yaşanmasına yer yer belirli bölgelerde engel olunduğu, madden ve manen insanların şeytanlar ve diğer varlıklar tarafından rahatsız edildiği böyle ortamlarda maalesef ki namazdan payımız her geçen gün azalmakta ve düşmektedir. Bakın bu sadece namaz içerisinde sağa ve sola bakmamak bizim emrolunduğumuz bir şey değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Zekeriya'nın oğlu Yahya aleyhisselama İsrail oğullarına tebliğ etmesi için beş şeyi emretti. Beş şeyi. Git dedi onlara anlat. Nasihat et. Yahya aleyhisselam onlara bu beş şeyi bildirdiğinde dedi ki Allah size namazı emretti. Dikkat buyurun. Allah size namazı emretti. Kul namazda sağa sola bakmadığı müddetçe, kafasını başka bir yöne çevirmediği müddetçe Allah yüzünü onun yüzüne doğru çevirir. Öyleyse namaz kılarken sağa ve sola bakmayın diyerek bu sadece bu ümmetin değil bizden önceki ümmetlerin de sorumluluğu altına girmiş bir durumdur. Bunu da bilmenizi isterim. Kul namazda sağa sola dönmeyip tabir yerindeyse kıble istikametinden şaşmadığı müddetçe yüzüyle, gönlüyle, zihniyle alemlerin Rabbi olan Aziz ve Celil olan Allah da ona yönelecektir. Kul bu halden çıktıktan sonra da Allah Subhanahu ve Teala da yüzünü ondan çevirecektir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir madde daha. İkinci maddeyi de sayacağım, bitireceğim. Asıl konuma geçeceğim bu girizgahtan sonra. Tamam inşallah. Diğer madde şu kardeşler. Özellikle tasvir, şekil, ondan sonra desenlerin olmuş olduğu eşyaları namaz kılacağımız mahalli yerden uzaklaştırmak. Yani ne demek? Bakın bugün halılarımız elhamdülillah hepsi çiçekli maşallah. Gül bahçesinde namaz kılıyoruz. Perdelerimizin her birinde desenler mevcut. Oturduğumuz koltuklara varıncaya kadar seccadeleri bir seriyoruz, Mescid-i Haram'da namaz kılıyoruz. Diğer seccadeyi bir açıyoruz, Mescid-i Aksa'da namaz kılıyoruz. Diğer seccadeyi bir açıyoruz, Sultanahmet'in minarelerini sayıyoruz. Bakın böyle tasvirler, şekiller, desenler kulun huşusunu azaltan etkenlerdir. Bir tane kardeş diyordu ki, abi ben diyor her namaza durduğumda, her rekatta seccadedeki diyor desenleri sayıyorum ya bir fazla çıkıyor da ya bir eksik çıkıyor. O yüzden bakın dikkat edin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın çadırında namaza duracağı sırada bir bakıyor ki bir perde üzerinde tasvirler, desenler var. Ya Ayşe diyor bunu çıkart. Zira diyor zihnimi meşgul ediyor.
Peygamber aleyhisselamı meşgul ediyorsa, senin ve benim gibi bir insanı meşgul etmemesi herhalde imkansız gibi bir şey kardeşlerim. Son madde, demişler ki Selefi Salih'in namazda huşuyu artıran etkenlerden sonuncusu, belki buna çok şey eklenebilir ama namaz öncesinde veya namaz esnasında Selefi Salih'in yani peygamberlerin, sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiinin namaz içerisindeki huşusunu hatırlamaya çalışmak. Bunda bir sakınca yok. Yani namaz içerisinde böyle bir şey düşündüğünüzde demişler ki namazı etkileyen bir husus değil. Mesela rivayetlerde der ki Abdullah bin Zübeyr. Kim bu? Zübeyr bin Avvam'ın Esma binti Ebu Bekir'in oğlu, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da torunu Abdullah bin Zübeyr. Yezid'in halifeliğini kabul etmiyor. Mekke'de tabir yerindeyse otoritesini koyunca, uzun hikaye, Abdülmelik bin Mervan dönemine kadar mevzu intikal ediyor. Abdülmelik bin Mervan haccacı kendisine 5000 askerle beraber gönderiyor. Diyorlar ki Abdullah bin Zübeyr Kabe'nin içerisindeydi. Haccacın diyor askerleri mancınıkla diyor taş atıyorlardı. Onların mukavemetini kırmak için Abdullah bin Zübeyr namaz esnasındayken bir diyor taş sakalıyla diyor böyle arasından diyor geçti diyor. Bir anda diyor böyle geçti ama diyor asla diyor irkilmedi. Geri adım atmadı. Namazını diyor kıldı ve namazını bitirdi. Abdullah bin Zübeyr'den bahsederlerken mescidin kuşu olarak bahsediyorlar. Secdeye kapandığında kuşlar onu bir duvar zannediyorlar, üzerine konuyorlar. Şimdi seleften böylelerinin hayatını, namaz içerisindeki hal ve hareketlerini düşündüğümüzde inanıyorum ki bize de büyük bir etki oluşturacaktır. Amir bin Abdullah rahimeullah, tabiinin büyüklerinden, diyorlar ki bu adamcağız evine nafile namaz kılmak için geldiğinde kızları, çoluk çocuğu def çalıyorlar. Kendi aralarında şiirler söylüyorlar. Muhabbet ediyorlar. Babaları ise namazından asla böyle bir şey vermiyor. Yaklaşıyorlar. Diyorlar ki ey babacığım, sen namazdayken dünyalık hiçbir şey aklına gelmiyor mu? Hele biz böyle def çalıyoruz, oyun oynuyoruz, muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Senin dünyalık bir mesele aklına takılmıyor mu deyince evlatlarına dönüyor. Diyor ki göğsüme mızrakların diyor saplanması bana diyor böyle bir halin gelmesinden diyor daha güzeldir diyor. Subhanallah. Yani aslında bana böyle bir hal gelmiyor. İstediğiniz kadar oynayın, istediğiniz kadar konuşun. Ben namazımda aldığım huşudan dolayı sizi ne duyuyorum ne de etkileniyorum. Allah Azze ve Celle bizi böyle insanların arasına alsın, amellerimizi onların amellerine yaklaştırsın dedikten sonra, şimdi değerli kardeşler bu akşam özellikle Selefi Salihinden dedik ya, sahabeden sonrakilerden namazlarıyla alakalı bazı hususları, kıssaları hatırlayıp da huşuyu yakalamamız gerektiğini söyledi ya maddede. İşte bu akşam onlardan bir zatı çok kısa bir şekilde zikredeceğiz ve programımıza son vereceğiz. O kişi kim? Abbad bin Bişir radıyallahu anh. Hazreti Ayşe radıyallahu anha onun için demiş ki Ensardan 3 kişi vardır ki fazilet bakımından hiç kimse onlara denk değildir. Ensardan 3 kişi vardır ki fazilet bakımından hiç kimse onlara denk değildir. Kim onlar? Birincisi Sad bin Muaz. İkincisi Usayd bin Hudayr. Üçüncüsü de Abbad bin Bişir radıyallahu anhumadır. Ensarın hepsi faziletlidir. Ama bu üçü onlardan daha faziletlidir. Hazreti Ayşe anlatıyor radıyallahu anha, diyor ki Peygamber aleyhisselam teheccüd için diyor kalktı. Mescide doğru yönelirken bir Kur'an sesi işitti. Dedi ki ya Ayşe, bu olsa olsa Abbad bin Bişir'in diyor sesidir. Baktı ki diyor Abbad bin Bişir o sıra mescitte Kur'an okuyor. Peygamber aleyhisselam ona doğru yöneldi ve dedi ki Allah'ım Abbad bin Bişir'i affet, onu bağışla. Allahu Ekber. Vallahi bu çok kıymetli bir nimettir. Bir insanın Allah Subhanahu ve Teala'dan bağışlanması için dua etmesi
Allah'ın ona bir lütfuysa, bir peygamberin ümmetinden bir kişi için özelde dua etmesi vallahi bundan çok daha kıymetli ve faziletlidir. O yüzden affedilmemiz için, bağışlanmamız için zaman, mekan şartı gözetmek sizin alemlerin Rabbi olan Allah'a yalvarmak lazım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bizim gibi oturuyor arkadaşlarıyla. Diyor ki herkes temennilerini söylesin. Bu onlarda herhalde örf haline gelmiş, adet haline gelmiş. Yani dikkat edin Hazreti Ömer'in bir ahlakıydı. Abdullah İbni Mesud'da da görüyoruz. Diyor ki temennilerinizi söyleyin. Neyi elde etmek isterdiniz? Bir tanesi çıkıyor diyor ki ey Abdullah falanca diyor ordunun başında diyor bir kumandan olmak isterdim. Diğeri diyor ki ey Abdullah diyor ben falanca şehri diyor yöneten bir vali yani bir idareci olmak isterdim. İnanın bu insanlar nefislerinden dolayı bunu tercih etmiyorlar. Komutan olmayı ve idareci olmayı ümmeti Muhammed'in sorumluluklarını üzerlerine alarak alemlerin Rabbi olan Allah'a yaklaşmak için görüyorlar. Değilse egolarını tatmin etmek, nefislerini ihya etmek için bunu düşünmüyorlar. Peki Abdullah İbni Mesud ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki İbni Mesud sen ne temenni ederdin? Sen ne isterdin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile sürekli vakit geçirmiş. Ondan ilim tedris etmiş. Onun iltifatına mazhar olmuşsun. Peki sen ne isterdin? Abdullah İbni Mesud dönüyor diyor ki ben diyor affedilmek isterdim. Ben affedilmek isterdim. Allah beni bağışladıktan sonra vallahi en büyük orduların başına komutan olmak bile beni tatmin etmez. Allah beni affettikten sonra en büyük devletleri idare etmek dahi artık beni mutmain etmez. Değil mi ki Allah affetti? Allah'ın rızasına kavuşmak ve cennetini elde etmek için büyük bir sebebe sarılmış olurum dercesine onlara dönüyor. Diyor ki Allah'ın beni affetmesi. Değerli kardeşlerim, Abbad bin Bişir keramet ehli bir sahabidir. Özellikle keramete takılan, kerametten nemalanmak isteyen, kerameti kendine bir delil alıp da Allah'a yaklaşmak için birilerini vesile edinmek istiyorsa birileri, yani örnek almak istiyorsa, onun adımlarını takip etmek istiyorsa vallahi sahabinin birçoğunun kerameti mevcuttur. Usayd bin Hudayr ile Abbad bin Bişir peygamber aleyhisselamın yanında oturuyorlar. Gece geç vakit Allah Resulü aleyhisselamdan ayrıldıklarında o zifiri karanlıkları aydınlatan bir ışık çıkıyor. Sanki Allah subhanahu ve teala semadan bir yıldızı onların önüne indiriyor, yollarını aydınlatıyor. Bu ikisi evlerine gitmek için yollarını ayırdıklarında bir bakıyorlar ki onların önleri aydınlanmaya başlar. Eğer bir kimse keramet ehli birilerini arıyorsa uzaklara gitmesin. Siyer kitaplarında sahabenin hayatını anlatan eserlerde onların kerametleri ziyadesiyle anlatılmaktadır. Bakın kardeşlerim, Abbad bin Bişir için diyorlar ki eğer Abbad'ı cihat meydanlarında nerede olduğunu öğrenmek istiyorsan diyor en önüne git diyor. Yalın diyor kılıcıyla Allah yolunda diyor en önde savaşır. Peki diyor savaştan sonra ganimetler dağıldığında Abbad'ı nerede bulurum dersen diyor onu diyor kimsenin göremeyeceği yerde diyor bulursun diyor. Allah'ın emri olduğunda diyor canını vermek için öne atılır ama birinin iltifatını kazanmak, ganimet elde etmek olursa da onu diyor safların en arkasında görünmez bir yerde bulursun. Kardeşlerim, Abbad bin Bişir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin taltif ettiği Abdul Eşher oğullarından bir zattır. Bu aile Evs kabilesinin en önde gelen ailelerinden biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 4 aile vardır ki bunlar Ensar'ın en hayırlılarıdır. 4 aile. Hatırlarsanız biz bunu önceki derslerimizde saymıştık. Bu ailelerin içerisinden biri de Abdul Eşher oğulları. Zira Müslümanlar Medine'ye hicret ettiğinde onlara ilk kapılarını açan ve onlara en fazla yardımda bulunanlardandır. Ve dikkat edin diyorlar ki bu kabilenin fertleri arasında asla münafık çıkmamıştır. Subhanallah. Özellikle Mahmud Şakir gökteki yıldızlar eseriyle sahabeyi anlattığı bir kitabında o tabiri kullanıyor. Bu kabilenin diyor fertleri arasında münafık asla çıkmamıştır.
Ve diyor ki kendisi, yani Abbad bin Bişir, sahabeler Medine'ye hicret ettiğinde onlara kapısını ilk açan kişidir. Peki kimi misafir etmiştir? İbrahim'in en çok sevdiği sahabe. Kim? Yok. Müslümanlar Medine'ye ilk hicret hareketi başladıktan sonra ilk kapısını açan ve tabir yerindeyse Hazreti Ömer'in en büyük kumandanlarından İran'ın, Farisilerin, Sasanilerin çöküşünü hazırlayan gizli kahraman. Utbe bin Gazvan radıyallahu anh. İlk defa onu evinde misafir etmiştir. Elhamdülillah. Akabinde Peygamber aleyhisselam Medine'ye geldiğinde, hicret ettiğinde Allah Resulü aleyhisselam kendisini Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebi'a ile din kardeşi, yani kardeşlik anlaşması yaparak birbirleriyle tabir yerindeyse birleştirmiştir. Ebu Huzeyfe de biliyorsunuz kardeşlerim Utbe bin Rebi'a'nın oğludur. Utbe bin Rebi'a da müşriklerin içerisinde İslam'a en fazla zarar vermek için gayret gösteren kafirlerden bir tanesidir ki sonu Bedir kuyularına gömülmek olmuştur elhamdülillah. Ebu Huzeyfe ile Abbad bin Bişir elhamdülillah Yemame Savaşı'nda birlikte şehit olmuşlardır. Hızlı geçiyorum ki bizim konumuzla asıl önemli meseleye geleceğim. Özellikle Bedir Savaşı'ndan sonra müşrikler birer birer Bedir kuyularına atılınca bu haber Medine'ye geldiğinde bundan en fazla rahatsız olan kişi kimdir? Yahudilerin şairi Kab bin Eşref'tir. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Neden? Çünkü Müslümanların zaferini hazmedemiyor. Müşriklerin ölüleri için mersiyeler, ağıtlar yazıyor. Mümin annelerimiz için, müminlerin anneleri için de galiz sözler içeren şiirler yazıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim için diyor. Bakın benim için, beni rahatsız ettiğinden dolayı, eşlerime laf söylediğinden, küfrettiğinden dolayı Kab bin Eşref'i kim öldürür deyince Muhammed bin Mesleme çıkıyor diyor ki ben ya Resulallah Abbad bin Bişr'in içerisinde olduğu bir grup Medine içerisinde Kab bin Eşref'e suikast hazırlayıp elhamdülillah toprağın derinliklerine onu gömüyorlar. Onların içerisinden biri de Abbad bin Bişir'dir. Cesur biri, yiğit biri, zahid bir kimse. Şimdi bakın özellikle İslam artık Medine'nin dışarısına yayılmaya başlayınca Gatafanlılar içerisindeki Araplar bir araya geliyorlar. Medine saldırı hazırlığına başlıyorlar. Peygamber aleyhisselam bunu işitince hemen Zat-ur-Rika gazvesi diye meşhur olan ashabın çölde yürüdüğünde ayaklarının parçalanıp tırnaklarının düştüğü ve yaralarını kumaş parçalarıyla sardıkları o meşhur savaş var ya, Zat-ur-Rika gazvesi meydana geliyor. Müşrikler Peygamber aleyhisselamın ordusunu görünce dağlara doğru kaçıyorlar. Hanımlarını ve hayvanlarını, çocuklarını bırakıyorlar. O sıra Müslümanlardan bir tanesi istemeden müşrik bir kadının ölümüne sebep oluyor. Müslümanlar İslam ordusu bölgeyi terk edince müşrikler dağlardan iniyor. Adam karısının intikamını almak için and içiyor ve İslam ordusunu takip ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısı bir yerde konaklayacağı sırada bir vadinin içerisinde nöbet tutacak iki kişiyi istiyor. İşte onlardan biri Abbad bin Bişir, diğeri kimdi? Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma. Abbad Yasir'e dönüyor, diyor ki Ammar'a dönüyor, diyor ki önce diyor ben mi nöbet tutayım yoksa sen mi? Ammar diyor ki önce sen tut, ben diyor biraz dinleneceğim. Abbad bin Bişir ortalığı kolaçan ediyor. Güvenlikten yana bir sorun olmadığını görünce tabir yerindeyse semanın öyle bir coşkusu, rüzgarların etkisi huşu kalbini sarıyor, manevi bir atmosferin içerisinde namaza duruyor. Birinci rekatı bitiriyor. İkinci rekata kalktığında bir sureye başlıyor. Hanımını kaybeden müşrik okunu çekiyor, Abbad bin Bişr'e saplıyor.
Abbad bin Bişr artık nasıl namazın içerisinde bir huşuya sahipse oku kırıyor, namaza kaldığı yerden devam ediyor. Müşrik ikinci oku atıyor. Abbad onu da kırıyor, namaza devam ediyor. Müşrik üçüncü oku atınca Abbad artık dayanamıyor, rükûsunu yapıyor, secdesini yapıyor, selamını veriyor, namazdan çıkıyor. Ammar bin Yasir'e dönüyor, diyor ki kalk, ben diyor zira yaralandım. Ammar diyor ki subhanallah, adam sana ilk oku attığı sırada beni niçin kaldırmadı? İşte Ammar, hani Selefi Salihinin, eğer onların huşusunu hatırlarsanız namazınızda huşu elde edersiniz dediği adamlardan bir tanesi, onu sona sakladık. Döndü dedi ki o an namazdaydım. Okuduğum sureyi bitirip öyle rukuya gideyim dedim. Sureyi yarıda kesmeyi asla arzulayamadım. Fakat adam diyor peşi sıra diyor okları atınca kıraati diyor yarıda kestim. Rukuya vardım. Sonra diyor sana seslendim. Sonra devam etti. Dedi ki Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni onları korumak için burada vazifeli kılmasaydım şehit olana kadar diyor o sureyi okumaya devam ederdim. Allahu ekber. Nasıl bir haz, nasıl bir lezzet aldıysa okumuş olduğu surede Abbad bin Beşir ölmeyi, şehit olmayı, nefesinin bir ok ile kesilmesini, namazının yarım bırakılmasına tercih etmeyi düşündü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yemame gününün öncesi Ebu Said el-Hudri'yi gördü. Dedi ki ey Ebu Said, ben bu gece rüyamda semanın yarıldığını, açıldığını ve bir anda diyor benim üzerime kapaklandığını gördüm. İnanıyorum ki diyor sabahleyin savaşın kızıştığı zaman şehit olacağım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hayır olması için ona dua etti ve dedi ki Yemame diyor savaşı başladı. Ebu Said anlatıyor. O diyor ensarı diyor topladı. Ölüm bahçesi diye niteledikleri, zira Müseyleme ya peygamberliğini ilan eden o yalancı şahsiyet ordusunu kendi bahçesi içerisinde kontrol ediyor ve yönetiyordu. Sahabiler de ona ölüm bahçesi demişlerdi. Çünkü o bahçeni ele geçirmek için birçok sahabe şehit oldu elhamdülillah. İşte o esnada diyor Ensar'a diyor Abbad seslendi. Dedi ki kılıçlarınızın kınlarını kırın. Yani artık benim için ölümle beyatlaşmaya gelin. Diğer mücahit gruplardan ayrılın ve yanımda toplanmaya başlayın. Tam 400 kişi diyor onun etrafında toplandı. Bu ölüm bahçesi denilen cenderenin içerisine diyor daldılar. Abbad bin Bişir radıyallahu an, Ebu Huzeyfe radıyallahu an, onun azatlı kölesi Salim, ki o da alim bir sahabi, Salim radıyallahu an ve niceleri o ölüm bahçesine giremeden şehit oldular. Ama öyle bir gedik açtılar ki ondan sonra gelen Bera bin Malik gibi yiğitler o kapıyı deldiler elhamdülillah. Müseyleme'nin canını aldılar ve elhamdülillah Allah Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ordusunun eliyle büyük bir fitneyi bertaraf etti. İşte Abbad bin Beşir, 45 senelik rüyasını kavuşmuş oldu. 45 senelik bir hayatının neticesinde huşu sahibi olarak alemlerin Rabbi olan Allah'a şehit olarak kavuştu. Cenab-ı Allah namazımızda, zikrimizde, Kur'an tilavetimizde, ilim öğrenirken ve öğretirken her halimizde huşu sahibi olmayı ve hadisin ifadesiyle namazlarımızın içerisinde 10 üzerinden tabirindeyse 10 almayı hepimize nasip etsin. Bizim için bu ameli kolay kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ مَا سَلَامٌ